Çakal sen devam et. Aç gözünü, ben gidiyorum. Zaten mal da az kaldı. Tamam Söner abi, sen merak etme. Bir saat sonra mal biter zaten. Aslanım benim. Yarın yeni mal alacağız. Depoda buluşuruz. Tamam abi. Bunlar da mı 5 lira? 5 lira, 5 lira. Yetişen alıyor. 5 lira abla gel. Abla gel. Yetişen alıyor. 5 lira. Bu işler böyle olmaz. Gece gündüz karın tokluğuna çalış çalış nereye kadar? Öyle deme. İşsiz giden çok memlekette. Biz halimize şükredelim. Çok şükür. Allah bereket versin. Aç değiliz, açık değiliz. Ama yani şöyle diyorum. İşleri biraz daha büyütsek nasıl olur? Nasıl yani? Şöyle kardeşim. Bizim toptancı Asım abinin elinde aylardır satamadığı ihraç fazlası mallar var. Vay güzelim. Ne şeker şeysin sen öyle ha? Kaçma yavrum. Gel beraber gezelim. Bu ne ya? Ne ayaksınız siz? Utanmıyor musun? Size ne lan? Sen bu mahallenin namus bekçisi misin ha? Ne ayaksın? Yakılın karşımdan. Almayayım paçanızı aşağı. Sen benim kan kardeşine... Oh! Ne diyorsun lan? Şimdi anladın mı ne olduğumuzu? Anladım anladım. Kusura bakmayın abiler. İşsizlikten, aylaklıktan. Can sıkıntısı be abi. İşsizliği anladık da anlayamadım edepsizlik. Elin kızına laf atmak yakışıyor mu sana? Özür dilerim abi. Bu son. Vallahi billahi bu son. Ha işte böyle edepli ol. Şimdi beni iyi dinle. Yarın sabah saat 8'de burada tam burada beni bekle. Yeni işe başlıyorsun. Tamam abi. Tamam. Sabah erkenden burada. Emrin olur. Ya hani diyordum ya şu toptancı Asım abinin elinde kalan mallar var diye. Onları alalım diyorum. Ne dersin? Vallahi ben senin işlerini anlamam. Senin aklına yatıyorsa al. Alacağım. Çok da kazanacağız. Lakin elimde o kadar param yok. Diyorum ki senin sotada paran varsa bana yardım edersen voleyi vururuz. Ne dersin? Aramızda paranın lafı mı olur? Benim param senin paran. Kardeşim benim. Anca beraber kanca beraber. İşleri büyüteceğiz. Çok zengin olacağız. Sonra da namuslu iki kız bulup evleneceğiz ha? İnşallah. Senin istediğin miktar baba. İstersen bir de sen say. Gerek yok. Aferin. Hep derim. Bu delikanlıda iş var diye. Cümle alem bilir. Evlat... Depodaki bütün mallar senin artık. Sağ ol Asım baba. Bana yaptığın iyiliği unutmam. Bu malları bir an evvel satmamız lazım. Depoyu boşaltmalıyım. Yeni parti mallar gelecek. Malları ne kadar zamanda satarsın? Bir haftada inşallah. Bir haftada mı? Olacak şey değil. Evlat ben bunları 6 aydır satamadım. İyi düşün. İstersen sana 2 hafta vereyim. Sen rahat ol baba. Bir haftada hepsini satarım Allah'ın izniyle. Madem öyle diyorsun, hadi Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim Asım baba. Güle güle. Anahtarı al gel hadi. Peki. Bravo evlat. Bunca zaman çok işler yaptık. Sayende çok para kazandım. Estağfurullah baba, sen olmasan biz bir hiçiz. Sana bir teklifim var. Kabul edersen burayı sana devretmek istiyorum. Başka işlerim de var. Burayla uğraşamıyorum. Sakın bana hayır deme. Sana her zaman güvenmişimdir. Ne dersin? Allah razı olsun baba. Tamam evlat, tamam. Hayrını gör. Allah utandırmasın. Çok sağ ol baba. Pardon, bakar mısınız? Arabam bozuldu da. Tabii, hemen bakalım. Usta, müşteri geldi. Arabamın bir arızası vardı. Bir bakar mısınız?
Tabii hanımefendi. Kaputu açar mısınız? Tabii. Tamam, çalıştırabilirsiniz. Şaka yapıyorsunuz galiba. Buji kablosu yerinden oynamış, o kadar. Siz çalıştırın da bakalım. Tabii. Çok teşekkür ederim. Para istemez hanımefendi. İyi günler. Bakar mısın canım? Buyurun hanımefendi. Ben borçlu kalmayı sevmem. Abi, Bursalı Fuat borcunu getirdi. Yeni parti maldan istiyor. Ne dersin? Heh. Fuat iyi çocuk. Borcuna sadık. Ne isterse ver. Hesabı da tut. Tamam abi. Merhaba abi. Abi, Düzce'li Namık borcunu getirdi. Teşekkür etti. Peşin para mal istiyor. Namık abi ne kadar mal isterse ver. İster peşin, ister taksit. Tamam abi. İpsiz. Affedersin Recep. Nasıl, işinden memnun musun? Allah razı olsun abi. Sen olmasan ben bitmiştim. Annem her namazda sana dua ediyor. Ondan Allah razı olsun diyor. Tuttuğu altını olsun. Benim serseri oğlum adam oldu. Evime huzur, bereket geldi diyor. Allah ondan da razı olsun. Benim için dua ediyor. Al bunları annene ver. Benden hediye. Bayram geliyor, lazım olur. Çekinme, al. Senin annen benim de annem. Ben annemi hiç görmedim. Bu dünyada Fahri'den başka hiç kimsem yok. Biliyor musun Fahri, seni tanıdığım o günü hiç unutamıyorum. Yalnız dünyama aydınlık getirdin. Ben de çok mutluyum Şen'im. Hayatımda bugüne kadar hiç sevgilim olmadı. Benim de senden başka sevgilim yok. Çok mutluyum. Canım. Bunlar bir daha ayrılmamak üzere ebediyen parmaklarımızda olacak. Ebediyen hiç ayrılmayacağız. Evet sevgilim. Aslanım benim, dünyadaki tek arkadaşım, dostum, kardeşim, kan kardeşim Soner. Memnun oldum. Ben de. Hoş geldiniz, ne alırdınız? Vay be, helal olsun, nişanlandınız ha. Tebrik ederim. Darısı başına. Ben bir kafe latte alayım. Tabii. Madem hanımefendi İtalyan takılıyor, biz de ona uyalım. Hı hı. Bana da aynısından. Peki efendim. Ay Fahri, ne tatlı arkadaşım varmış.
Çok esprili. İyidir. İki saattir bir ileri bir geri gidip geliyoruz canım. Şu ilerlik çay bahçesinde oturup çay içsek olmaz mı? Olmaz sevgilim. Ben çok mutlu olduğumda hep bu sahilde volta atarım. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Demek bana çok değer veriyorsun. Elbette sevgilim. İnanamıyorum ya. Siz. Siz. Nasıl yani? Bana öyle bakma. Ben değil Şermin istedi. Biz nişanlıyız ya. Nişanlıydınız. Yazık sana. Bana ha? Kan kardeşine. İnanamıyorum size ya. Böyle bir şey nasıl yaparsınız? Şermin. Şermin bir şey söyle. Bak Fahri. Sakin ol. İstersen Şermin'e soralım hangimizi tercih edecek. Evet Şermin. Hangimiz? Benim tamirci parçasıyla işim olmaz. Olamaz. İşler yolunda abi. Diğer tahsilatları hallederim abi. Tamam. Soner. Oo, hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Geç otur. Tamam. Yalancı sahtekar. Hepsi yalanmış. Parayı vurdun, sevgilim elimden aldın. Yazıklar olsun sana. Ah akılsız kafam. Bütün paramı nasıl da kanıp verdim sana? Yalancı dönek. Oğlum tekrar git bak. Bulursun elbet. Recep. Tamam ben arayacağım seni. Vay abicim nasılsın? Senin ne işin var burada? Müşteriye uğradım abi. Nerede o düzenbaz? Anlamadım. Ne diyorsun abi? Soner, Soner. Soner abi adam gibi adamdır abi. Ayıp oluyor ama. Bırak tantanayı. Nerede o? Ofiste. Ne ofisi? Haberin yok mu abi? İhracata başladı. 3 ay oldu. Soner abi işleri ofisten idare ediyor artık. Vay. Bu ne hız be? Ulan Recep, yoksa beyaz işi mi yapıyorsunuz lan? Yok öyle beyaz falan. Yok öyle bir şey vallahi. Yok ha? Nereden geliyor bu kısa zamanda ofisler, işler? Ha? Nasıl oluyor? Var bir pislik bu işte ama. Ofisin adresini ver. Çabuk ol. Tamam abi, tamam. Burası. Her şeyi öğreneceğim. Kardeşimi çakallara, kaçakçılara bırakmam. Yedirmem onu kimseye. Hoş geldiniz beyefendi. Nasıl yardımcı olurum size? Soner'le görüşecektim. Odasında kendisine haber vereyim. Kim diyeyim? Fahri de yeni o anlar. Soner Bey, Fahri Bey sizi görmek istiyor. Oo, Fahri mi? Vay, koçum gelmiş. Hemen, bekletme. Al içeri onu. Canım ben de kalkayım artık. Tamam canım. Yapacak çok işim var daha. Akşama erken gel. Tamam hayatım. Oo, kimleri görüyorum? Kan kardeşim, hoş geldin. Gel gel. Geç otur geç. Çok değişmişsin. Sen benim kan kardeşim olamazsın.
Para sana iyi gelmiş. Kızların bini bin para. Ne işler çeviriyorsun sen? Bak kardeşim. Bu böyle olmaz. Bu pislikten kurtulman lazım. Ben hayatımdan memnunum. Hani and içmiştik, hatırlasana. Sen söyle. Her şeyin utan, peleni şaşıran sensin. And içiyorum. Bundan böyle Fahri benim kan kardeşimdir. Biz ikimiz bu elmanın yarısıyız. Yemin et uyuşturucu ticareti yapmadığını. Ben de rahat değilim. Bak ya, neler de kurmuş. Beni tanımıyor musun sen? Kaçak iş yapacak kadar ahmak mıyım? Allah yardım etti, işlerim açıldı. Ne var bunda? Ya şey... Ben öyle zannettim. Böyle görünce seni... Ben de senin yerinde olsam aynı şekilde düşünürdüm. Şimdi söyle, ihtiyacın olan bir şey var mı? Para, ne istersen söyle. Ya, aslında epeydir işsizim. Orada burada iş bulursam çalışıyorum. Ya demem o ki, burada... Senin yanında bana devamlı iş versen? Benden ne istersen veririm. İstersen canımı bile. Ama yanımda çalışmana... Asla. Bu olmaz. Kusura bakma. Bu son param. Yok bir şey amca, yok. Versen bana reçeteyi. Sen burada bekle. Hemen gelirim, tamam mı? Al amca. Allah şifa versin. Ev ne tarafta? Uzun mu yolun? Allah razı olsun senden evlat. Hiçbir yer yok. Gidecek yerim yok. Kimsem yok benim. Hoppala. Hiç mi bakacak kimsen yok? Yok. Tamam baba. Üzülme. Bakarız bir çaresine. Allah'tan ümit kesilmez. Allah razı olsun senden oğlum. Gel sen benimle. Gel gidelim biz. Geç baba geç. Buyur. Kusura bakma. Ev dağınık biraz. İdare et. Bir şeyler yapayım diyeceğim ama. Sağ ol evlat, aç değilim. Bir bardak suyun varsa şu ilaçlarımı alayım. Ne demek? Hemen getireyim. Bu divanda bir zamanlar yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen kan kardeşim yatardı. Arttırdığımız paralarla aldık bunları. Burada ben, orada o yatardı. O gittiğinden beri burada yatmıyorum. İçeride yatıyorum. Neyse, dünya bu. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin.
Meraklandım evlat. Yoksa arkadaşının başına kötü bir şey mi geldi? Öldü mü? Ah baba. Keşke ölseydi de bugünleri görmeseydim. Neyse, başını ağrıtmayayım ilk günden. Bu yatak senin. Konuşuruz sonra yine geniş geniş. Allah razı olsun senden. Sen iyi dürüst birisin. Sana borcumu ödeyeceğim. Baba ne borcu ya? Babam yaşındasın. Takma kafana. Düşmez kalkmaz bir Allah. Sen rahatına bak. Ben içeriden eşyalarını getireyim de yatağını yapayım. Baba, geldin mi? Merak ettim, neredeydin? Gel evladım, gel. Otur şöyle. Otur hadi. Al onu. Ne bu? Aç bak. Onların hepsi senin. Benim mi? Ne diyorsun baba? Para bunlar. Çok para bunlar. Sen uyurken bankaya gittim. Yıllarca biriktirdiğim bütün paramı çektim. Mirasçığım, hiç kimsem yok. Zaten bir ayağım çukurda. Sabaha kadar düşündüm. Bu paralar bankada kalsın istemedim. Sen vicdanlı ve merhametlisin. En azından arkamdan bir Fatiha okursun değil mi evlat? Allah gecinden versin baba. Okumam mı? Senden tek isteğim... Ölene kadar bana bakar mısın? Bakmam mı baba? Bu paralar olmasa yine bakardım ben sana. O zaman önce hayırlısıyla kira borcunu ödeyelim. Sonrasına bakarız. Baba ne mübarek birisin. Allah gönderdi seni bana. Allah'ım sen çok büyüksün. Baba şu işe bak. Hem evimiz oldu hem galerimiz. Önde satış arkada ev. Hadi gel. Bu da mı gelecekti başıma? Allah'ım yardım et. Koş koş. Allah'ım yardım et. Kalk anacığım. Kalk. Kalk. Korkuttun be teyze. İyi misin? Hastaneye götürelim mi seni? Sağ ol oğlum. İyiyim, yaşlılık işte. Allah rızası için bir bardak suyu varsa alayım. Var anacığım var. Gel. Kaç gündür bir lokma girmedi kursağımdan. Siz olmasaydınız ne yapardım? Ana, kimi kimsen yok mu senin? Allah'tan başka kimsem yok. Ev sahibi de kapıya koyunca iki gündür sokaklardayım. Olmaz böyle sokaklarda kadın başına. Değil mi baba? Bak anacığım. Bizim dükkan büyük. Üçümüze de yeter. Allah razı olsun oğlum. Sizi karşıma çıkaran Rabbime şükürler olsun. Baba, artık canım sıkılıyor diyemezsin. Sana arkadaş geldi. Ne oldu oğlum? Seni üzen mi? Uzun hikaye anacığım, boş ver. Ben her şeyi biliyorum evladım. Faruk Bey anlat. Üzülme evladım. Ben senin derdin çaresini biliyorum. Biliyor musun? Sana helal süt emmiş güzel hanım bir kız lazım. Bu zamanda helal süt emmiş birini bulmak çok zor be anacığım. Var evladım. Eğer sen istersen benim tanıdığım çok hanım bir kız var. Tanışmak, görüşmek ister misin? Bilmem ki. Tanışırsınız. Gönlün yatmazsa olmaz evlat. Zorla güzellik olmaz. Faruk Bey doğru söylüyor. Ne dersin oğlum? Sizi mi kıracağım? Bana kaçacak delik bırakmadınız. Hadi siz geçin sofraya oturun. Ben yemekleri getireyim. Oh.
Nişanı burada kendi aramızda yapmamız iyi fikir baba. Bunca kazık atmasına rağmen şuramdan söküp atamıyorum. İnşallah o da doğru yolu bulur. İnşallah. Zamparalığı bırakır. Mutlu bir yuva kurar. Kan kardeşim, Soner'i de çağıralım. İşte bu. O seni sevmese de sen onu Allah rızası için seviyorsun. Kardeş biliyorsun. Sağ olasın. Nişan davetiyesi efendim. Tamam, sağ ol. Allah'ım, şükür bu günleri de gördüm. Kardeşim evleniyor. Canım, ben de çok seviniyorum. Hayırlı olur inşallah. Amin. Koçum benim be. Heyecanlı mısın? Biraz. Ben çok heyecanlıyım ya. Öyle mi? Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Allah tamamını erdirsin. Teşekkür ederim ablacığım. Tebrik ederim. Hoş geldin Soner. Tebrik ederim. Birbirinize çok yakışmışsınız. Sağ ol kızım, sağ ol. Allah bir yastıkta kocatsın. Allah senin de karşına hayırlı birini çıkarsın. Sağ ol kızım. Öpeyim. Sağ ol. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bir zamanlar canımdan çok sevdiğim dostum, kan kardeşim vardı. Paramı aldı. Hatta yeri değil ama ne de söyleyeyim. Nişanlımı da. İş yaptı, zengin oldu. Beni unuttu. Yalan dünya. Olur böyle şeyler. Ama benim çok üzen ne oldu biliyor musunuz? Bir ara işsiz kaldım. Perişandım. Çok sevdiğim, dünyada tek inandığım dostuma, arkadaşıma gittim. İş istedim. Ne dedi biliyor musunuz? Benden ne istersen veririm. İstersen canımı bile. Ama kusura bakma olmaz dedi. Canın sağ olsun. İzninle bir iki laf da ben edeyim. Benim de canımdan çok sevdiğim, saf, temiz, herkese inanan dostum, arkadaşım, kan kardeşim vardı. Parasını, nişanlısını elinden aldım. Doğru. Ama bu perdenin görünen yüzü. Hayatımda gördüm ama bu kadar yüzsüzünü. Fahri, müsaade edersen sözlerime devam edeyim. Evet. Kendisinden bütün birikimini aldım. Ben de ekledim. İşletmemi büyüttüm. Sonra nişanlısıyla tanıştım. Saf dostum benim. Elinden aldım sandı. Ama o kadın onun sandığı gibi biri değildi. İkinize de yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Beni iyi dinle Osman. Senin ne olduğunu araştırdım. Beni mi? Neyimi araştırdın? Ne diyorsun ya? İhtiyar dostunun parasını yediğini, sırf gönül eğlendirmek için benim kan kardeşimi tuzağına düşürdüğünü. Daha anlatmamı ister misin? Çok param var. İstediğimi yaparım. Kime hesap vereceğim? O buna mı? Soner, ne olur beni terk etme. Birlikte hayatımızı yaşayalım. Ne olur beni bırakma sevgilim. Sen beni ne zannettin Osman? Benden de kardeşimden de uzak dur. Yoksa seni doğduğuna pişman ederim.
Senin de kardeşinin de canı cehenneme. Biliyor musun? Şu yaşlı adam, yani Faruk Baba, sana yardım eden adam kim? O sana verdiği paraları nereden getirdi biliyor musun? Faruk Baba'ya o paraları ben verdim. O benim kayınpederim. Şu muhterem hanımefendi, yani Şerife anne, anaların anası. Kim biliyor musun? Benim ve senin kayınvaliden. Artık anlamışsındır herhalde. Hoppa zannettiğin Selim'e de gelin hanımın ablası. Yani benim karım. İşte arkadaşım, işin aslı böyle. Biliyorum, neden o gün seni yanımda işe almadığımı merak ediyorsun. Bak Fahri, sen çok saf, temiz, merhametlisin. Karşına çıkan aç, açık, kim olursa olsun, kendini hiç düşünmeden, elinde ne var ne yok acımadan verirsin. Bu huyunu bildiğimden senin iş güç sahibi olmanı istedim. Yanımda sana bir işçi gibi davranamazdım. Kan kardeşimin benim emrimde çalışmasına gönlüm razı olamazdı. Olmadı da. Ama başardım. Çok şükür artık iş güç sahibisin. Hatırlıyor musun? Sana hep iki namuslu kız bulur evleniriz derdim. Çok şükür kardeşim, çok şükür dualarım kabul oldu. Sen benim bacanağımsın. Fena mı oldu? Can kardeşim benim. Bilemedim. Günahını aldım. Affet beni. Hadi nişanı kıyalım. Hadi kıyalım. Canım. Gel anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.